Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Farmakoloji derslerimizden bir tanesiyle sizlerle beraberiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi burada bugün norepinefrinden bahsedeceğiz veya diğer adıyla noradrenalin. Farmakolojide sempatik mimetikler içerisindeki en baba ilaçlardan bir tanesi. Sempatik mimetik dedik, aynı zamanda buna adrenerjik agonistler adı da verilmekte. Bunların hepsi aynı anlama geliyor ve bunların içerisinde en önemlisi olan norepinefrini göreceğiz. Biz norepinefrini aynı zamanda noradrenalin adında veriyoruz ama ben epinefrin türevinden gitmekte ısrar eden bir adamım. Sanki o daha bana güzel geldiği için ben norepinefrini tercih edeceğim. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Bir kere bu adrenerjik reseptörler içerisinde hangi reseptörleri etkiliyor? İsterseniz bir önce ona bakalım. Biliyorsunuz alfa 1'imiz var, alfa 2'miz var ve beta 1'imiz var. İşte norepinefrin bu gördüğünüz 3 reseptörü etkiliyor. Yok olan ne? Beta 2. Beta 2'yi norepinefrin uyarmaz. Bu dikkati çeken noktalardan bir tanesi. Peki norepinefrin etkisi nedir? Etkisine bakacak olursak, birincisi alfa 1'ler üzerinden bir vazokonstriksiyon yapar. Vazokonstriksiyon sonucunda periferik vasküler rezistans artar ve bunun sonucunda da kan basıncını yükseltir. Ve bu etkisi itibariyle güçlü bir vazopresördür. Neymiş? Norepinefrin en güçlü vazoprosörlerden bir tanesi. Beta 1 etkisi kontraktiliteyi artırır. Kontraktilitenin artışı kardiyak output'un artışına neden olur ve sonuçta kan basıncını yükseltir. İkisinin de temel etkisi bu. Alfa 2 etkisi bir parça birbirine eşit. O da alfa 2'yi özellikle otoinhibitör olduğunu bir kez daha burada hazırlatmamız lazım. Ve otoinhibitör reseptörünün özelliği neydi? Presinaptik bölgede bulunuyordu. Norepinefrinimiz final etkisi olarak kan basıncında bir yükselmeye neden oluyor. Burası kesin. Kan basıncındaki yükselmeye karşılık özellikle baroreseptörlerin uyarılması sonucunda ortaya çıkan hadise vagal tonusun güçlenmesidir. Vagal tonus artar. Vagal tonusunun artışı da kalp hızını düşürür. Yani bradikardi oluşturur. Yani hem sistolik kan basıncını arttırıyor fakat aynı zamanda bir bradikardi oluşturuyor. Bu refleks bir bradikardi oluşuyor. Dolayısıyla norepinefrin dediğimiz zaman bradikardi olacağını da mutlaka bir kenarda kafamıza yazmamız gerekir. Demek ki norepinefrinimiz hem kan basıncını yükseltiyor hem de ona ilave olarak refleks bradikardiye sebep oluyor. Peki norepinefrini nerelerde kullanacağız? Bir kere her şeyden evvel ciddi hipotansiyon hastalarında bunu kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. İkinci olarak özellikle septik şokta kullanıldığını da norepinefrin konusunda mutlaka hatırlatmamız gerekecektir. Peki norepinefrin bunları kullanıyoruz. Kullandık. Peki bunun yan etkisi nedir acaba diye soracak olursanız. Bir de ona bakalım. Yan etkisi nelermiş? Yan etkisi bradikardi ve aritmi yapma şansı yüksek. Ve biliyorsunuz periferik vasküler rezistansı artırmasıyla beraber ne olacak? Kalbin iş yükü artacak. Bu iş yükü artışını nasıl gerçekleştirecek? Afterload artacak. Afterload arttığı zaman kalbin iş yükü de artacak. Dolayısıyla koroner arter hastalığı varsa bu hastalarda MI riskini de norepinefrin arttırabilir. Bunu da bir kenarda bulundurmak gerekiyor. Başka yan etkisi ne var? Düz kas hücrelerini konstrüksiyona oluşturuyor ve
Bundan en çok etkilenen organımız mesane ve bunun sonucunda da üriner retansiyon meydana gelebilir. Diğer etkilerinden bir tanesi tremor. Son etkisi ise periferik iskemi. Zaten daha önce söylediğimiz epinefrine de görülen etkinin bir benzerinde. Burada norepinefrini de görebiliyoruz. Peki efendim, şimdi acaba bu ilacın nasıl kullanacağız? Son olarak da ona bir bakalım. Norepinefrin Türkiye'de iki preparatı var. Bunlardan bir tanesi steradin. 4 miligram 4 mililitre olan bir ampul dozunda kullanılıyor. Bir tane de nöreprim var. Nedense nöreprimi pek görmüyoruz ama sizlerini daha çok görüyoruz biz. 4 miligram bölü 4 mililitrede yine aynı şekilde kullanma şansına sahip. Peki doz nedir acaba norepinefrinde? Dozumuz ise 0,01 ile 3 mikrogram bölü kilogram dakika. Bu aslında oldukça yüksek bir doz. Biz genellikle bu dozu baktığımız zaman epinefrin doz aralığını daha dar norepinefrin ise doz aralığını geniş olarak bilmemiz gerekir. Yani norepinefrin dozunu daha çok arttırma şansına sahip olabiliriz. Peki doz hesaplamasını nasıl yapacağız? Bir kere her şeyden olduğu gibi bunun infüzyon olarak kullanılması yoğun bakımlarda esastır. IV infüzyon için diyelim ki 4 miligramımızı 50 cc'lik enjektomatın içerisine koyduğumuz zaman ne olacak? Mikrogram 50 cc'de olacak. O zaman cc'sinde ne olacak? Cc'sinde yani 80 mikrogram 1 cc'de olacak. Bu şekilde kullanıyoruz. Peki 70 kilogramlık bir hastada biz 0,1'den mikrogram bölü kilogram dakikada başlarsak 7 mikrogram kilogram dozunu hesapladık. Yani 7 mikrogram dakikada vermemiz gerekiyor. Bunu 60 ile çarpacağız. 60 ile çarptığımız zaman karşımıza çıkacak 420 mikrogram. Peki ne kadar şeyimiz vardı? 80 mikrogram 1 cc'den vardı. 420 olmalı bilmesi için. O zaman kabaca aşağı yukarı yani ortalama rakam alıyoruz. İnfüzyon matımızın hızını 5 cc saat olarak ayarlamamız yeterli olacaktır. Tabi burada özellikle doz aralığının geniş olduğunu bir kez daha eklemek isterim. Noradrenalin oldukça faydalı bir ilaç ama refleks bradikardi yapıyor. Onu da bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Alfa 1, alfa 2 etkisi var ve aynı zamanda beta 1 etkisi var ama beta 2 etkisi yok. Bu da önemli konulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Umarım bu kısa sunum sizin için faydalı olmuştur. Bir özet olarak norepinefrin yani noradrenalin ilgili bilgilerimizi tazelemiş olduk. YouTube kanalımda arkadaşım olursanız yani abone olursanız sevinirim. Paylaşırsanız arkadaşlarınızla da bu sunumları devam etmek için enerji depolama şansına sahip olabilirim. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.